Ruh S&P'de bu hafta diye gireceğim zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü şu anda Ruh S&P'nin içindeyiz. Aslında değiliz. Çünkü Ruh S&P aslında kapandı. Şu anda Ruh S&P mapindeyiz ama bu offline bir map. Sağ olsun Miraç BT bana save'ini atmıştı daha önce. Sunucu kapanmadan önce atmıştı. Burada da Elif ablanın köpeklerini görüyoruz. Ruh S&P neden kapandı? İnanın hiçbir fikrim yok. Seri fazla izlenmedi, tutmadı. Sanırım sunucu sponsorluğumuzu da kaybettik. Çeşitli sebeplerden dolayı sunucu kapandı. Artık Ruh S&P diye bir S&P yok. Ama final yapamamıştık. Sırf bu yüzden bugün bu videoda final yapacağız. Hem de birlikte. Şu anda görmüş olduğunuz gibi elimin ayarı yok ve Nexa Play köyündeyiz. Köylülere en son neler yapmak istemiş Elif abla, şöyle bir bakalım. Lazım olan kitaplar karıştırdım. Diken 3, 16 üzüm ne demek istiyor? Hiçbir fikrim yok. Bunları not al. Yani kendinden not almış. Bakalım demir farmımız çalışıyor muymuş en son? Mükemmel demir farmımız. Şimdi yeni bir survival'a başladık. Şu an siz ilk bölümünü henüz izlemiyor olacaksınız bunu çekerken ama onu editliyorum şu anda. İlk bölümünü çoktan çektik. Survival serisinde de buna benzer şeyler olacak. Hatta aslında o survival'ın ilk bölümü şu an kanalda. Aynı survival'ın ikinci bölümünü çekiyoruz şu an. Sadece Elif abla geldi ek olarak. Neyse köye son bir bakmak istiyorum. En son burada AFK yeri yapmışım kendime. Evin malzemelerini falan toplamıştım. Burada bir şeyler yapmıştım falan. İşte burada bambu farmımız. Bakalım ne kadar bambu üretmiş kendisi. Oo, fullemiş. Aslında çalışmışız. Bayağı şeyler yapmışız. Burası da şeker farmı. Şeker kamışı. Böyle çeşitli biyomlardan topladığımız ağaçlar. İlk bölümde gittiğimiz çeri biyomu var şurada. Böyle biraz nostalji yapmak istedim ya. Neyse şimdi ana merkeze gidiyorum. Bugün bu videodaki planımız oyunu bitirmek. Bu videoda normalde Ruh S&P'de yapamayacağımız her şeyi deneyeceğiz. Çünkü normalde biliyorsunuz ki diğer insanların videolarını sabote etmemek için çok bir şey yapamıyorduk. Biraz kendimizi kısıtlıyorduk ama şu anda bütün haritada istediğim her şeyi yapabilirim. Şimdi meydana doğru gidiyorum. Normalde Ruh S&P videolarında bu köyle meydan arasında ne kadar yol var siz bilmiyorsunuz. Onu göstermiyordum ama şimdi göstereyim size ne kadar yol olduğunu. Bakın arkadaşlar köyümüz burada. Ruh S&P'nin meydanı burası. Yani şu kadar uzakta bir yere kurulduk. Aslında çok da uzak sayılmaz ama yani bir S&P sunucusuna göre bence uzak, bilmiyorum. Evet, yavaştan bizim mekana yaklaştık şu anda. Haritanın yeni halini gördünüz mü bilmiyorum ama biraz da gezeriz zaten şimdi. Aşağıda bizim gizli merkez görünüyor. Son videodan hatırlayanlarınız olacaktır. Evet, bizim fakirhane de burası. Geçen videoda biraz göstermiştim. Evde çok bir değişiklik yok ki zaten evi yarım yapabildim. Henüz bu kuleleri yapılacaktı falan. Yani bayağı çok şey yarım kaldı. Evi tamamlayamadan bitmesi birazcık kötü oldu, üzdü bir tık beni ama yani o yarım hali bile çoğu evden, neyse buna yorum yapmayayım. Yani en azından Berkay'ın evinden. Bu da Berkay'ın evi arkadaşlar. Bakalım evde mi kendisi? Alo Berkay Bey, evde misiniz acaba? Çaldığınız çimenlerle acaba bir su ikram etmek ister mi? Evet arkadaşlar, burası da Berkay İnan'ın mekanı. Bakalım neleri varmış Berkay Bey'in. Evet, şaşırdık mı? Hayır. Değerli bir şey yok mu? Varsa hemen buradan çoralım. Oo, bakalım. Ne varmış şimdi? Gövde zırh bilmem ne falan. Al kardeşim, giyelim. Normalde benim de kendi zırhlarım vardı da yani şimdi haritayı indirince benim bütün eşyalar gitmiş, ben anlamadım yani. SMP'de normalde üzerimde tutuyordum. Yere bırakmıyordum. Kayıtta kalmamış, üzerimde kalmış. Gitmiş yani. Evet, aşağıda gizli bir bölmesi vardı Berkay Bey. Şurada bir büyü masası. Arkadaşlar şimdi burada sizin bilmediğiniz bir şey var. Bunu da göstereyim size. Oo, Ender incileri. Al kardeşim, lazım olacak. Oh, altın elmalarımız. Elmas bloğu 64. Oo, kardeşim TNT alalım hemen. Evet arkadaşlar, burası da Berkay İnan'ın gizli mekanı. Burada kaçak çiçek çeri fidesi yetiştiriyor kendisi. Burada da kaçak şeker kamışı. Bak lan, her şeyin kaçak be Berkay be. Bir de bana laf ediyorsun ya. Bakalım üst katını hiç gösterdim mi size? Şöyle bir üst kata çıkalım bakalım. Üst katta ne var? Evet, çok güzel bir teras manzaraya karşı. Aslında fena da değilmiş Berkay'ın evi ya. Yani şu şekilde bakmazsan ev çok güzel bence. Yani böyle bakınca gayet güzel ev yani. Ben baktığım zaman manzarasını seviyorum. Bak burada da Alize'nin yapmış olduğu Türk bayrağı var. Şu trene bir kere binmek istiyorum ya. Sanırsam bunun girişi burasıydı. Evet, aynen böyle. Bu vagonu alıyoruz sanırsam önce. Arkadaşlar hazır mısınız? Hep birlikte. 3, 2, 1. Burası girişi mi çıkışı mı acaba? Hiçbir fikrim yok. Gitmiyor. Ha, gidiyor. Tamam. Oo, gün doğumuna doğru. Arkadaşlar önümü göremiyorum. Berkay'ın hayatında daha rengarenk. Evet, önümüzde hemen Türk bayrağımızı tekrardan gördük. Ruh S&P'nin aga be, ne günler be. O, hatırlıyor musunuz o ilk günü? Yay falan yapmıştık burada, aynen. Son nerede bitecek acaba? Kardeşim başım döndü, bu nedir ya? Bu Mirac'ın John Craft evi. Bunu ne kadar uzun bir şeymiş, bu bitmiyor kardeşim. Evet, burada bir kale. Evet, sanırım son durağa doğru gelmek üzereyiz. Hop, evet. Aman aman, nerelere geldik. Burada çok deneme yapılmış arkadaşlar. Tren kazası var burada. Şöyle bir gezelim bakalım ya. Buraları hiç gezmedik. Oo, gizli bir yerler varmış buralarda. Gizli bir sandık odası. Yemek ihtiyacımız olabilir, alalım ya. Tamam, o kadar da gerek yok ya. O kadar da insafsızlık yap. Oo, ne iksirleri varmış. Su altında nefes alma iksiri. Al kardeşim. Hız. Oo, çok iyi çok iyi çok iyi. İksirleri aldım. Helal et. Ah ulan, S&P'nin ilk günü. Ruh S&P ilk gün. 31 Ekim 2024. 31.3K abone Cancan Craft Miraç BT yaz. İlk gün tam da şurada duruyordum arkadaşlar. Tam böyle. Burada Arda vardı. Orada genelde Neymar olurdu işte. Hayalini kurdu Mbappe. Yok. Neymar yok.
O zamandan bu zamana böyle şeyler yapılmış bakın. Sunucunun değişimi. Ama benim evimde şurada şekli şuklu çok iyi değil mi? Neyse biraz da şuralara gidelim bakalım buralarda neler yapalım. Burada bir kule var. En tepesine çıkmaya üşendim şu an. Evet burada bir mağara tarzı bir şey var. Bir kaplumbağa var. Burada SA yazıyor bunun Azize'nin evinin olduğunu biliyorum. Onun videosunda konuk olmuştum bir kere. Ben Marimo 5 kağıt vardı 3 tanesini aldım hakkını helal et. Tüh lan isim yazmadı. Evet Azize'nden alabileceğimiz bir şeyler var mıymış var mıymış. Ben fırını alacağım. Burası Servox'un yeriydi sanırsam ya. Bir elmas aldım 9 vardı 8 kaldı ben Marimo. Oo gece görüş iksiri. Bayağı iksir varmış ya buralarda. Anında sağlık. Oo çok iyi. Kardeşim senin iksirler vardı ya artık yok. Evet burada bir kale var. İlk bölümün sonlarında bir yarışma yapmıştık Mehmetlerle hatırlarsınız onu. Elmas bulma yarışmasıydı. Tam şuradan gelmiştik biz. Tam bu kısımda bir yerde bizim bir gizli base'imiz vardı. O sıra bu kale yapılıyordu işte sanırsam. Taşlarında bizim de emeğimiz var yani arkadaşlar. Gerçekten ellerine sağlık yapanların. Şöyle bir girip bakalım neler varmış. Kaleden girdiğimizde bizi böyle bir manzara karşılıyor. Evet. Burada zırh şeyleri. Buradan üst kata da çıkabiliyormuşuz. Tüm manzarayı izleyebiliyormuşuz. Gerçi manzarası birazcık kapanmış ağaçlardan ama olsun gerçekten. Benim ev kadar olmasa da şaka bir yana benim evden daha güzel olmuş. Ama yani sonuçta benimkisi ev. Bu bir kale yani arkadaşlar. O şekilde değerlendirirsek. Burada da işimize yarayan bir şeyler varsa çorup bir an önce. Yani o kadar evde gizli yerler çıkıyor. Burada gizli hiçbir yer yoksa yani. Aha aşağı giden bir yer buldum arkadaşlar. Durun. Ahanda sandık odası. İşte bu ya. Aradığım şey buydu arkadaşlar. Yani her yerde var. Burada da olması lazım. Çerezden adamların çerez itemlerine bak ya. İsim etki. Elif abla arıyordu o kadar. Bunlar neymiş? Oo, ateş koruması 3. Bende ne var? Güzel takastı bence. Sizin zırhlar var ya. Evet son olarak bambu bar. Evet bu gece burada şaka. Sadece bakacağız çıkacağız. Öyle bir şeyler yapmayacağız. Girişte böyle bir şarkı alanı bizi karşılıyor. Burada buralarda Emat genelde şarkı söyler. Bugün ben size bir şarkı söyleyeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Evet yeter bu kadar. Tamam hadi gidelim. Böyle bir aşağıya doğru. Bu ne olmuş lan buralara? Böyle bir şeyler olmuş. Buralarda biraz tahribat var arkadaşlar. Olay çıkmış herhalde. Evet burada yapı malzemeleri. En son burada yayında basmıştım onları. Bunlar bayağı bir değiştirmişler. Bu ne yapıyorlarmış bunun içinde böyle? Buna basınca. Oo, bir şey merak ettim arkadaşlar şimdi. Bunu şöyle koysam buna bastığım zaman. Tamam yanmıyormuş arkadaşlar. Evet burası da masaj salonu diye yutturdular bana ama emin de değilim yani çok bilmiyorum. Burada bir şeyler yapıyorlar galiba. Bakalım var mı burada suç delili falan bir şey. Sanırsam yok. Evet tamam neyse. Ey gidi günler ey. Burada mahkememiz de yapıldı. Evet arkadaşlar hatırlarsınız burada Berkay'ın yaptığı hainlikleri burada çıkarttım. Gün yüzüne çıkarttım. Burada da cam vardı hatırlarsınız. Burada ben masum otururken bana attığı suçların cezasını çekti. Evet Emat da bizi böyle görüyormuş ha. Evet gerçekten her şeye hakimsiniz buradan arkadaşlar. Ve her suçlu gibi Berkay da sonunda hak ettiğini bulmuştu ki. Bu ne lan? Bir şey var. Bu ne? Oba. Bu neymiş arkadaşlar? Adam tünel kazdı. Oğlum bu ne? Ya bu sunucunun kapatılması yemin ediyorum Berkay'a yaradı ya. Adam kaçmış şimdi yakalayamayacağız ya. Minik ev Can Craft yani ev. Benim evin arkasında böyle modern bir ev yapmayı uygun görmüş Can kardeşimiz. Yani bu ya şu orta çağdan kalma evin arkasında böyle bir evin neden yaptığına dair en ufak bir fikrim yok ama yani eline sağlık kardeşim. Havuz bile yapmış buraya ya. İnanılmaz. Yani nasıl olsa daha sunucuya kimse giremeyeceğine göre artık gizli yerimi de gösterebilirim size arkadaşlar. Ben önemli eşyalarımı buraya saklıyordum. Ya çok da önemli sayılmaz ama şöyle elmaları alalım. Neyse yavaştan hazırlanıp ende doğru yola koyulalım. Ejderhayı kesip oyunu bitirelim. Bu SMP'yi tek başımıza bitirmek varmış kaderde demek ki. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi önce Nether'a gidip Bleachwood End incisi falan toplayacağız. Sonra ondan sonra hep birlikte End portalını bulmaya çalışacağız. Buraları siz sıkılmayın diye video dışında yapmayı düşünüyorum. Burada videoyu duraklatacağım ve siz beni End portalının önünde göreceksiniz. Evet duraklattım. Locate. Oh be sonunda buldum ya. Sonunda ne kadar uğraştım burayı bulabilmek için ya. O kadar Nether'a git Bleachwood topla falan. Bunları şöyle bir keselim önce de. Lan gidin bura. Pis yaratıklar. Şimdi kıralım önce. Lan bunlar ne böyle? Kılıç ver. Oh be. Neyse arkadaşlar olur böyle vakalar. Şimdi end'e gidelim bakalım. Bunları böyle yerleştiriyorum. Ve hazırsanız atlıyorum. Evet yanıma blok almayı unuttum. Şimdi blok kasmam lazım. Umarım kazasız belasız şu işi bitirebiliriz. Evet biraz blok kastık arkadaşlar. Şimdi şu endermenlere bulaşmadan şunları kesmenin yollarını bulalım. Kulelerdeki şeyleri patlatmaya başlayalım. Evet şuradan birinci bismillah. Evet çok güzel atıştı. Şu iksirlerimizi gömelim. Evet çok güzel oldu. Bunu da patlattık. Çok güzel. Hayır. Bununla savaşmam gerekecek. Hayır. Altın elma yiyelim. Ya sadece birimize baktım. Hayır. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi ejderha öldürmeye. Kulenin içinden geçti.
Evet, öldürmek üzereyim. Ve başardık. Evet, Rue SMP'yi sonunda bitirdik. Bu zafer hepimizin. Sonuçta bunu kalabalık bitirmek de vardı ama tek başıma bitirdim, olsun. Aga be. Rue SMP'nin kulesinin ortasında doğduk arkadaşlar. Vay be, bu macera da buraya kadarmış. Serinin ilk başından beri hep yapmak istedim ama yapamadığım bir şey vardı, onu yapacağım şimdi. Ben buraya böyle bir ev yapmışım. Bayağı bir emek vermişim. Bir de bunun yanında Berkay'ın evine şöyle bir yorum yapmayacağım arkadaşlar. Ya yakışmış mı Berkay, yani bu yakışmış mı yani buraya? Yani benim evimin manzarasını kapatıyorsun. Pembe ev mi olur ya? Üzgünüm ama bunu birinin yapması gerekiyordu Berkay. Bu evimin altında yaptığın o illegal yuva için intikamını almayacağım zannetmiştin değil mi? Evet. Evet, birazdan yok olacak bir ev görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evine ne oldu Berkay? Sanırım artık bir evin yok. Sanırım biraz TNT'leri abartmış olabilirim. Evet, artık evimin daha iyi bir manzarası var.